Geldik konumuza, personal pronomen. Kişisel belirleri gördük, şimdi geldik posesif pronomen. İyilik ekleri arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi iyilik zamirleri arkadaşlar bir nesnenin kime ait olduğunu belirler demiştik. Gördüğünüz gibi sol tarafta kişileri vermiş. Tekil ve çoğula ayırmış. Singula, ben, sen, o yani. Plural, biz, siz, onlar yani demek istiyor. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, onlar, şu onlar, bu sie, nezaketen kullandığımız siz demek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an yalın halde bir çekim var arkadaşlar. Hepsi yalın yani. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların yani. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Ama neden dörde ayırmış? Ona bir bakalım. Arkadaşlar burada amaç artiköle göre çekim var burada. Yani yılın halde olsa bile arkadaşlar arasındaki tek fark şu. Der ve das arkadaşlar normal bir şekilde. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr, ihr diye yazılıyor. Ama tekil ve çoğul diye arkadaşlar ekstra bir e takısı alıyor. Hiçbir fark yok. Sadece bir e takısı alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başka bir fark yok aralarında. Dedik. Yani yalın haldeyken arkadaşlar artık der das ise bizim bir saniye neyimiz oluyor? Ha, kişi yani kişi artık der ve das ise arkadaşlar o zaman ya e'siz yazılıyor. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Ama die, tekil die ya da çoğul ise arkadaşlar çoğul zaten hep bir tane artıkımız vardı. Ekstra bir e takısıyla yazılıyor diyoruz. Tabii ki de bunlar yalın olduğu için böyle yazılıyor. Ama çekimlerde bizim normal artikel çekim gibi arkadaşlar bunlar da çekimleniyor diyor. Birazdan göstereceğim diyoruz. Peki kişilerde bir sıkıntı var mı? Yok. Ben, ich, benim derken arkadaşlar mine İngilizce zaten. Senin derken dein. O da şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı yok yani. Gördüğünüz gibi er ve es arkadaşlar. Yani der ve das. Sein alıyor. Yani artık der olan erkeklerde ve das olan kim var Das'ta? Bebek, çocuk ve kız çocuğu arkadaşlar. Üç tane kişi var. Onlar sein alıyor onun derken. Ama artık ele değilse dikkat. Artık ele değilse yani dişi ise iye onun derken yani iyi alıyoruz gördüğünüz gibi. Dedik. Evet. Diyorum. O da böyle bir şey var. Güzellik var. Yani çok da zor değil. Çoğula geldiğimde unza ve oya. Bunlar zaten basit. Unza ve oya bizim sizin yani. Gördüğünüz gibi. Sadece eğer bizim ki nesnemiz yani herhangi birisine ait olan bundan sonra gelecek nesnemiz arkadaşlar. Artık di olduğunda ekstra di'de arkadaşlar ekstra bir e takısı geliyor. Unza unzere oluyor arkadaşlar. Oya oyre oluyor gördüğünüz gibi. Diyoruz. Ekstra bir e takısı geliyor. Bu da telaffuzdan dolayı. Ondan dolayı arkadaşlar geliyor diyoruz. Onlar ve nazikçi de yine yani çoğu zaman çok karıştırılmaz. Yani cümlenin tamamına bakarsak karıştırmayız. Ama tek bir şeye bakarsak karıştırabilir arkadaşlar. İlk öncelikle şunun ikisini ayıralım. Zaten bu tek kişi için kullanılıyor arkadaşlar. İye, ire, iye. Tek kişi için yani o kişi için kullanılıyor. Onu bir ayıralım. Yine aynı şekilde iye eğer bundan sonra bahsettiğimiz nesne yani çoğul ise arkadaşlar o zaman bunu kullanacağız. Ama tekil ise bunu kullanacağız. İkisi aynı zaten ama anlamak amaçlı yani mantığı kime hitap ediyor onu anlamak amaçlı. Ama büyük yazılırsa arkadaşlar başı büyük yazılırsa o zaman nezaketen kullanıldığını biliyoruz zaten demiştik. Mesela bu bize ne zamanları kolaylık sağlıyor ona bir bakalım. Mesela bir cümle das Auto gehört mir. Gehören ait olmak demiştik dün. Bana ait. Gehören bu arada arkadaşlar ismi E halinde çekimler. Yani bana sana ona bizi onlara ya da herhangi bir ismi şef mesela şef yani Türkçe. Artık der gördüğünüz gibi dem olmuş arkadaşlar. Das Auto gehört mir. Araba bana ait. Yani kısaca benim arabam diyeceğiz. Das ist bu mein Auto. Mein neden mein oldu? Çünkü bana ait benim yani. Birincisi bu. İkincisi yalın halde yazılmış bu arada arkadaşlar. Yani herhangi bir çekim yok. Ve ekstra da auto arkadaşlar artık ya dust'ı. Ondan dolayı bakın neutralde dust'a herhangi bir e gelmiyor. Çekim gelmiyor. Direkt mine yazıyoruz. Geçtim.
Das Auto gehört dem Chef. Şefe ait diyor arkadaşlar araba. Şef yani bana değil, sana değil. O zaman ona diyoruz arkadaşlar. Ama o, hangi o? Dem dediğine göre arkadaşlar artık ya da der ya da das. Çünkü E hali, der ve das'ın E hali demdi. Tabii ki de şef erkek olduğu için arkadaşlar şefin deseydi mesela o zaman der olacaktı burası. Şef diyor erkek yani artık ya da der meselesi. O zaman direkt arkadaşlar ne bakıyoruz? Burada o kısımlarımızdan er'in karşılığı neydi? Sein idi. Zaten es'in de aynıydı. Sıkıntı yok yani. Karıştıramayız bunu. Diyoruz. Yani das ist sein Auto. Onun arabası. Ama mesela Chef'in deseydi burada. Das Auto gehört der Chef'in deseydi. Çünkü die Chef'in. İyi hali arkadaşlar değilin derdi. Ondan dolayı der yaptım. Çekimledim. Çünkü gehören. E halinde çekimlerde diyoruz isimleri. Ne olur? Tabii ki de sein değil. Bu i'yi kullanmamız lazım. Çünkü Chef'in bir z arkadaşlar. Artikeli die olduğu için. Das ist ihr Auto diyoruz. Peki sorum şu o zaman. Burada Auto'yu atıyorum ben. Bana ait ne olsun bakalım. Ha. Yok o oldu mu? Ha çok güzel. Yeni bir kelime öğrenelim. Biliyor, 11'ler biliyor ama. Die Kappe arkadaşlar. Die Kappe. Kappe neydi? Kappe. Bunu bir kere daha sormuştum galiba bir yerde. Kapı. İpucu vereyim. Güneşten korur bizi. Şapka mı? Hey Zupa. Zupa, di kapı arkadaşlar, şapka. Evet, auto yerine şapkayı koyuyoruz. Di kapı gehört mir. Di kapı gehört mir. Yani şapka bana ait. Peki, benim şapkam diyeceğiz. Nasıl olur arkadaşlar sizce? Benim şapkam. Mine mi olur? Mine yerine mine. Aferin. Artık ile di olduğu için arkadaşlar isterseniz bakın di kapen yazın. Çoğul yapın. Aynı şekilde yine tekil çoğul. Şöyle bir parantez yapayım. İkisini de örnek yapmış oluruz. Di kapo di kapen. Tekil çoğul. Şapka şapkalar. Das ist meine Kappe olur arkadaşlar. Zupa. Peki das di kapo gehört dem şef. Şapka şefe ait. Yani şefin şapkası diyeceğiz. Nasıl olur sizce? Zayne. Zupa. Aferin. Peki. Di şefin, yani diğer şefin, kadın bir şefe ait. O zaman? İhre. İre. Zupa. Aferin. Seine kapı. İre kapı. Erkek şef, kadın şef. Zupa. Peki. Di kapı gehört meiner Kollegin diyor arkadaşlar. Benim kadın iş arkadaşıma ait şapka. Şimdi biraz önce yaptığımız gibi aynı şekilde. Kadın iş arkadaşımın şapkası diyeceğiz. Bu. Yine ihre mi? Zupa. Das ist ihre Kappe oluyor arkadaşlar. Burada bakın auto, das auto. Ondan dolayı ihre yazmış. Biz de Kappe die olduğu için ihre diyoruz. Zupa. Die Kappe gehört mir und meiner Frau. Bana ve karıma ait şapka diyor arkadaşlar. Kime ait o zaman? Bana ve karıma ise. Unsere. Evet, Zupa bize ait. Unsere Kappe oluyor arkadaşlar. Unsere Kappe. Zupa. Peki, burada bakın auto yine das auto. O zaman ondan dolayı unser demiş sadece. E takısı yok. Peki, die Kappe gehört unseren Freunden. Arkadaşlarımıza ait bu şapka. Yani onlara ait diyeceğiz. O yüzden. Yani o da olur. Size ait olur ama o. Oyraya olur ama onlara ait. Burada bakın araba için das ist ihr Auto. Onların arabası demiş. Peki onların şapkası? İhre mi? Zupa. İre. Ha'yı atıyoruz. İre diyoruz arkadaşlar. Bakın bu onlar oldu. Küçük yazdım onlara. Ama büyük yazsam sizlere ait diyoruz arkadaşlar. Zupa. Burada da ne demiştik? Ha. Burada demiştik arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım gibi. Bizim bu nezaketen kullandığımız kalıp tek kişiye de çok kişiye de için geçerli demiştik. İstas ihr Auto. Bu sizin arabanız mı?
Ya, das ist mein Auto. Evet, bu benim arabam. Ist das Ihr Auto? Bu sizin arabanız mı? Yani ikisi de aynı soru. Sizin. Nezaket kullanıyor. Ya, das ist unser Auto diyor arkadaşlar. Bu bizim arabamız. Çoğul kişi içinde kullanıyor diyoruz. Ve geçtim. Çekime tabii ki de. Çekimler arkadaşlar normal isim çekimleri gibi aynısı. Bakın. Der die das, den die das, dem der dem, des der dem gibi çekimleniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mein yapmış. Sonları bakın. Der artikelinde mein, meinen, görebiliyor musunuz? Evet Evet. hocam. Ben göremiyorum. Süper. Şimdi daha iyi görebiliyor musunuz? Evet daha iyi. Zupa. Gördünüz mü arkadaşlar? Herhangi bir isim çekimine hiçbir farkı yok. Şey gibi düşünün. Der, di, das diye düşünün. Çoğul da altta bakın. Bu da di arkadaşlar. Maskulin, feminin, neuter. Hepsi beraber vermiş. Gördüğünüz gibi. İ halinde derden alıyordu. Mein, meinen olmuş. Diğerleri aynı kalmış gördüğünüz üzere. İ halinde. E haline baktım. Der ve das E halinde dem oluyordu arkadaşlar. Di ise der alıyordu. Meinem, meinem ve meiner olmuş. Genitive baktım tamların haline. Yine der ve das arkadaşlar des alıyordu. Meines, meines. Di yine aynı şekilde e hali gibi aynı kalıyordu bakın. Aynı kalmış. Meiner, meiner de olmuş. Çoğula baktığımızda çoğulun yalın ve i hali aynıydı. Di, di, meine, meine. E hali meinen oluyordu arkadaşlar. Meinen. Sonu neyle bittiği için ekstra bakın. Kelimelerimizin sonuna arkadaşlar en takısı geliyor. Aynı şekilde genitif halinde arkadaşlar tekilde genitif halinde S sesi yüzünden ama sadece ve sadece maskulin ve nötral der ve das artikeli isimlerde arkadaşlar cümlemizin yani kelimemizin pardon kelimemizin tonlaması hecesi tek ise arkadaşlar house gördüğünüz gibi o zaman S geliyordu sonra. Yine bakın Freund bu da bir tek ses arkadaşlar. İki tane yani Freund olsa bile tek ses S geliyor diyoruz arkadaşlar. Ama mesela çok ses olsaydı mesela minus fatea mesela en çok verdiğimiz örnek fatea sadece s takısı geliyordu arkadaşlar çok hecelerde demiştik. Harika bunu da tekrar etmiş olduk. Çoğulun genitif halinde in halinde arkadaşlar gördüğünüz gibi miner oluyordu. Di, di, den, der oluyordu çekimleri çoğulda. Aynı şekilde çekimler aynı. Yani isim çekimle alakalı herhangi bir değişiklik yok. Aynısı sadece önüne D değil E değil, M geliyor arkadaşlar. Mine oluyor yani. Ama senin derken dein, onun derken sein ihr, sein, bizim derken unser, sizin derken euer ve onların ya da nazik sizin derken ihr, ihr oluyor. Küçük büyük yazılıyor diyoruz arkadaşlar. Yani sadece bu örnek amaçlı vermiş bu mine benimi. Siz artık bunu artık kişiye göre kime aitse artık ona göre çekimlerseniz, değiştirirseniz diyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi dünkü yaptığımız nasıl ayrılıyor? Yani bu iyilik zamiri kullandığımızda neler yapıyoruz aslında? Kodlama nasıl? Onu göstermiş. İlk önce kazus. Hale bakıyoruz. Yani fiil hangi hale çekimlediyor bizi? Yalın hali, i hali, e hali, in hali. Ona dikkat ediyoruz. Ardından artikele. Hangi artikele? Yani kişiyle cinsi ne? Cinsiyeti. Maskulün, feminin, nötral mı? Ya da çoğul mu arkadaşlar? En son tabii ki de çoğul mu yani? Tekil mi, çoğul mu? Ona bakıyoruz. Diyoruz ve ona göre bunu yapıyoruz. Mesela das ist meine Tasche demiş. Bu benim çantam diye bahsetmiş burada. Tabii ki de burada herhangi bir kişi yok arkadaşlar. Direkt nesneden bahsediyor. Onun dolayı yalın halde yazılmış. Ve ekstra da sein fiili var bakın. Sein fiili her zaman yalın çekimler arkadaşlar. Onu söylemiştik. Taşı ilk önce arkadaşlar çanta, tek, singular, yalın halde nominatif ve artikeli die arkadaşlar bakın. Meine e takısı var burada. Die taşı artikeli. Onun ilk üç tane kodlama var bakın burada. Kodlamış ve cümleyi yapmış. Ich kenne demiş. Burada bir kişi var bakın. Ben tanıyorum oğlunuzu diyor arkadaşlar. Kimin? Sizin. Pardon. Sizin mi? Ihren Sohn. Maskulin. Ihren. Singular. Evet. Burada tek onun Umarım. diyor arkadaşlar. Onun. Aslında bu onun da olur. Sizin de olur bu. Akkusatif. Singular. Tekil diyor. Evet bu arkadaşlar iyi şey de olabilir. Burada mesela bunu bilemeyiz. Tek kişi için mi kullanmış yoksa çok kişi için mi kullanmış bunu bilemeyiz. Yani bu artık
kim demiş cümleyi kullanmışsa ona sormak lazım yani biz bilemeyiz. Ama biz sadece varsayarız yani. İye arkadaşlar pardon oyu oluyor doğru. Bu tekil yani. Dün demiştik değil mi biz bunu? Zingula diyor arkadaşlar. Tekil olduğu için bu o kısımları yani zinin iyilik hali, iyinin şeyi arkadaşlar. Çekimi. Neden iyiden olmuş? Çünkü kendini arkadaşlar tanımak iyi halinde çekimler. Akuzatif yani. Akuzatif de tabii artık ile der olduğu için bu arada. Zoon, erkek evlat. Enta kızı geliyor sonuna. Ondan dolayı iyiden olmuş diyoruz. Harika. Ve en son burada ya demiş bakın. Aba ama diyor arkadaşlar. İşkene ben tanıyorum. İrezüne. Zoon erkek evlat. Zöne erkek evlatlar oluyor arkadaşlar. Çoğul yapmış yani plural. Akuzatif. İ hala aynı zaten arkadaşlar çoğulun. İre ire oluyor gördüğünüz gibi. Harika. Neden ire oldu? İyi olmadı çünkü D'lerde ekstra E takısı geliyordu demiştik arkadaşlar. Zupa. Harika. Evet. Bunu geçiyorum. Ve uygulamama geçiyorum arkadaşlar. Bir dakikam kaldı. Hemen kapatıp açıp şuradan başlayıverelim artık. Bunu dün yaptık. Geldim şimdi aktivitem arkadaşlar. Bakalım. Demiş ki arkadaşlar. Bunlar şey zor sorular arkadaşlar. Evet ya da hayırlı sorular. Yani mısınlı musunlu. Malı miyeli sorular. Mesela hast du meine Handschuhe irgendwo gesehen? Herhangi bir yerde eldivenlerimi gördün mü? Diyor. Nein. Hayır. Virgül. Ich habe. Bakın. Hast du gördün mü? Hast du gesehen? Gördün mü? Nein. Ich habe. Hast du? Ich habe. Gördün mü? Görmedim diyor arkadaşlar. Ich habe deine diyor bir de arkadaşlar bakın. Bu da benim diyor. Benim eldivenlerini gördün mü? Senin eldivenlerini görmedim. Yani kısaca eldivenlerini görmedim diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. İkinci yani birinciyi yapmak isteyen kim bakalım? Hocam burada sadece oy da mı değişiyor? Hayır. Zaten soru size sizin demiş. Siz size nasıl cevap verirsiniz? Onuza evet mi oluyor? Aferin. Zupa Berfin. Ja, wir unsere Ausweise angezeigt. Oldu. Ama fiil yüklem yok. Yani yüklem... İsme yani. Hayır. Burada demiş ki bas. Gördün mü diyor bak. Habt ihr diyor. Haben fiilini. Abi. Evet. Haben fiilini çekme demiş. Ama iyiye göre. Siz. Burada biz kısımlara göre çekmeyeceksin haben'i. Ya wir ha Abi. ya haben sizin değil bizim yani adı nedir? Unsere. Evet. Şeylerimizi ne o? Adını unuttum ya. Kimliklerimizi yani kısaca. Ausweise, unsere Ausweise eingesteckt. Yani bu sorularda zaten arkadaşlar mili mılı, mısınlı mısınlı sorularda direkt sorudan alıyorsunuz şeyi. Yani cevap zaten soruda arkadaşlar öyle diyeyim. Sadece bazı kişiler değişiyor. İşte bizim sizin. Sizin bizim ya da çekimler değişiyor. Farklı bir şey yok. Aynı şekilde hast du deine Hausschuhe eingepackt? Ev ayakkabılarını yani terliklerini bavula yerleştirdin mi demek istiyor. Yani eingepackt bir şeye yerleştirmek kısacası. Aldın mı diyor yani ev terliklerini diyeyim hadi. Ev ayakkabısı demiş de terlik demek istiyor yani burada. Hausschuhe. Evet almış. Ama deine diyor senin. O zaman cevapta ne diyeceğim? Ich demiş zaten burada belli. Evet. Terliklerini aldın mı? Siz ne dersiniz? Terliklerinizi aldım mı dersem ben. Evet. 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 Aynı bu şekilde diyeceksiniz. Mane mi gelecek hocam? Evet, Zupa. Ya du hast demiş. Siz de ich. Habe. Ey Zupa. Bu arada bunlar geçmiş zaman arkadaşlar. Görmedik ama yapabiliriz yani. Ya ich habe neyi aldım? Evet. Terliklerim yani mine. Evet. Meine Hausschuhe. Hausschuhe
Eingepackt arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Düşünmeye gerek yok. Ya ich habe meine Hausschuhe eingepackt. Cümlenin aynısını aldım. Sadece deine yerine meine, hast yerine yani du hast yerine ich habe dedim. Sadece cümle sıralımımı normal bizim bildiğimiz sıraya göre. Evet, özne, yüklem, nesne, ekstra da arkadaşlar ikinci yüklem diyoruz. Bu kadar basit. Peki hast du meine Autoschlüssel? Autoschlüssel ne acaba? Auto Schlüssel. Araba neyi? Arabayı açmak için ne lazım? Anahtarı. Evet. Araba anahtarım. Sende mi? Sen mi sahipsin yani? Sende mi diyor? Ya bende. Diyeceksiniz. Türkçe daha kolaymış ya. Ben yapabilirim galiba bunu. Neden acaba? Buyur. Ya ich habe deine Autoschlüssel. Super. Ya ich habe deine Autoschlüssel. Deine Auto Schlüssel. Super, harika. Peki, da zor geliyor bu sefer. Neden zor? Çünkü soru zamirli var arkadaşlar. Wohin ya da wo, bakın burada. Nereye? Nerede? Wohin habe ich meine Straßenkarte gelegt? Wohin? Nereye? Meine Straßenkarte. Yani şehir haritamı. Şehir haritamı. Yani kısaca haritamı nereye koydum? Diyor arkadaşlar. Du. Sen koydun. Du hast gelegt. Bu da kolaymış aslında. Du hast gelegt. Diyoruz. Auf den Schreibtisch. Masanın üzerine. Burada haritamı demiş. Cevapta ne diyeceğiz o zaman? Zıttı. Sen haritanı masanın üzerine koydun diyeceğiz. Yani meine değil. Ne? Du Deine. hast. Super. Deine Straßenkarte auf den Schreibtisch gelegt. Oluyor arkadaşlar. Super. Peki mama, bringst du bitte unsere Sonnenbrille mit? Diyor arkadaşlar. Anne, güneş gözlüklerimizi getirebilir misin? Diyor arkadaşlar. Lütfen. Ya demiş, burada böyle sileyim hepsini. Ya ich, ben getiriyorum sizin güneş gözlüklerinizi diyeceğiz. Ya ich, du bringst, ben getiriyorum olacak. Bringe. Evet. Ich bringe kimin? Deine. Deine mi olur? Bunu senin demiyor mu? Ama burada Bunu çoğul senin mi arkadaşlar. olur? Gözlükler. Bunu senin mi olur? Evet, ama bizim olmaz. Zaten burada bizim demiş. Anne ne diyecek onlara, çocuklarına? Oy, oy mi? Zupa. Eure. Sizin. Sonnenbrillen. Sonnenbrillen. Bu arkadaşlar ayrılabilen fiil. Mitbringen. Beraberinde getirmek. Mit en sona geliyor örnekimiz. Lupa. Wo hast du unser Auto geparkt? Diyor. Arabayı nereye park ettin? Arabamızı. Unza. Peki cevapta ne olur? Abi. Ha, o doğru. Onda sıkıntı yok. İki abi. Arabamızı diyor. Yine unzer oldu. Zupa. Burada arkadaşlar biraz üç karşılık yapmışlar, öyle değil yani. Çünkü direkt wo hast du unser Auto geparkt? Galiba bir aile ya da bir, yani birbiriyle tanıdık birisi. Arabamızı nereye park ettin? Tabii ki de şey demez. Karşı taraf tanıdık ise arabanızı demez mantıken. Çünkü ikisi de birbiriyle tanıyor. Ondan dolayı arabamızı der tekrar. Mantıklı. Ich habe unser Auto. Aynısı geliyor arkadaşlar. Unser Auto direkt vor dem Haus geparkt. Super. Evin önünde diyor arkadaşlar. Vor dem Haus. Direkt. Direct İngilizce. Aynısı. Direkt yani demek. Super. Evet, bu zormuş. O zaman burayı yapmıyorum arkadaşlar. Bakalım. Ich habe Klamotte. Klamotte elbise arkadaşlar. İyi hali habeni kullanmış.
Artık dediği olduğu için aynı kalıyor. Ama onun diyor arkadaşlar. Yani kıyafetleri bende diyor kısacası. Klamote di olduğu için zayne oluyor arkadaşlar. Onun zupa. Bu arada zayne dediğine göre anlıyoruz ki bu kıyafetleri olan kişinin artikeli der ya da das yani. Yani erkek arkadaşlar diyoruz. Ich suche Buch. Mein Buch. Kitabımı arıyorum. Ben kitabımı arıyorum. Mein Buch. Das Buch olduğu için arkadaşlar mein E takısı gelmiyor. Mein değil yani. Diyoruz. Helft yardım ediyor. Dem onkel diyoruz arkadaşlar. Helfen e haline çekimlerdi. Adamı yardım ediyor. Yardım ediyorum olmaz. Yardım ediyor olmaz. Amcama arkadaşlar. Amcama e haline çekimliyoruz. İyi antwortet yine antwortet e haline çekimler. Kadın arkadaşlar. Kadına cevap veriyorum. Cevap veriyorsunuz siz. E hali dinin der arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ich die Wörter sagen. Kelimeleri, cümleleri söylemem lazım. Bu arkadaşlar. Çekimden anlayacağımıza göre bu olmaz zaten. Du'ya göre çekimlenmiş bu. Muss, mecburum. Söylemem lazım arkadaşlar. Du, defra fragen. Kadına soru sorabilirsin. Sen diyor arkadaşlar. Du kannst, sorabilirsin. Bu olmaz. Ben kısımlara göre çekimli bu. Möchte, istiyor o. Tiyatroya gitmek istiyor. Tabii ki de arkadaşlar tiyatronun artikeli das. In das Theater diyoruz. Ihr seid, oradasınız siz. In dem Park arkadaşlar. Diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada aslında yanlış yapmışım ama. In Park olacak burası. In den yani olacak burası. Burayı iptal ediyorum. In dem Park. O, olması lazım iyi hali yani. Ahmet is young. Ahmet genç birisi. Tabii ki de Ahmet erkek olduğu için arkadaşlar. Er ist 17 Jahre alt. O 17 yaşında. Mehmet is sehr schnell. Mehmet çok hızlı. Er läuft viel. Yine Mehmet erkek. Ona da er arkadaşlar. Çok koşar diyor. Melek is sehr schnell. Aynısı. Melek de hızlı. Sie läuft viel arkadaşlar. O da hızlı koşar diyor arkadaşlar. Melek artikeli die olduğu için sie diyoruz. Ich kenne doch. Onu tanıyorum ben. Diyoruz arkadaşlar. Onu derken o kızdemiri ama eğer değil tabii ki de eğer kızdemirini i haline çekimleyeceğiz. İ halinde i'nin oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ich kenne ihn doch. Onu tanıyorum ben. Ich trinke. Ben içiyorum. Neyi? Die Limonade arkadaşlar. Artık de di olduğu için zi diyoruz. Ich trinke zi. Onu içiyorum. Yani limonatayı demek istiyor. Ve diğer cümlede die Limonade schmeckt. Limonata çok lezzetli diyor arkadaşlar. Lezzetli olmak. Schmecken. Ich mag. Hoşlanıyorum, seviyorum. Es. Onu diyoruz arkadaşlar. Das Auto ist super. O kimmiş? Das Auto. Es dediğine göre arkadaşlar. Tabii ki de das olması lazım. Die Tasche gehört mir. Çanta bana ait. Kimin yani? Meine Tasche diyoruz arkadaşlar. Aferin. Genel olarak doğru yapmışsınız. Seine değil tabii ki de. Bu da mir diyor arkadaşlar. Bana ait. Der Pullover gehört der Frau. Kazak kadına ait diyor arkadaşlar. Yani onun kaza. İlk önce tabii ki de kadın olduğu için arkadaşlar iyi dememiz lazım. Z yani. O kısımlarından Z'ye göre çekmemiz lazım. Onun diyoruz. İyi. Tabii ki de der olduğu için arkadaşlar ekstra E takısı gelmiyor burada. Direkt iyi diyoruz sadece. İyi pulova. Onun kaza. Die Bluse gehört mir und meiner Schwester. Bluz bana ve kız kardeşime ait diyoruz arkadaşlar. Yani çoğu kişiler kime ait? Bize ait tabii ki de. Artık de di olduğu için ekstra e takısı geliyor. Unsere bluse. Bizim bluzumuz diyoruz. Tabii ki de. Das Kleid gehört meinen Freunden. Elbise arkadaşlarıma ait diyoruz. Arkadaşlarıma. Kime? Onlara diyoruz arkadaşlar tabii ki de. Tabii ki de das olduğu için arkadaşlar artikeli. Ona da ekstra e gelmiyor. İyi diyoruz sadece. Diyoruz. Nice. Evet kapanabilir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.